Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 18 yaş altı FIBA Banka'nın mobil bankacılığını ve banka hesabını anlatacağım. Video geçmeden önce de kanalıma abone olsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. FIBA Banka'nın kartını bekliyorum. İki önce mobil banka ile ilgili ve hesap açma ile ilgili bilgiler vereceğim bu videoda. Şimdi arkadaşlar FIBA Banka'nın şubesi çok az olduğu için bayağı az var. Yani Türkiye'de mesela atıyorum Ankara ilinde şu an atıyorum yani rastgele olarak en fazla bakın en fazla 5 şubesi vardır. En fazla 6. Çok az şubesi var. Ben mesela Kocaeli'deyim. iki tane şubesi var. Birisi Gebze şubesi, birisi de İzmir şubesi. Yani çok az şubesi var arkadaşlar. Ondan da bahsedeyim. Yani şube bulmanız çok zor olacak. Ondan da ayrıca bahsedeyim yani. Yani şube sıkıntı. ATM sıkıntı değil. PTT ve İş Bankası ile anlaşmalı olduğu için hiçbir sıkıntı çekmezsiniz. Hatta yani kolaylık çekersiniz. Çünkü İş Bankası'nın çok ATM'si var. PTT'nin de çok ATM'si olduğu için sıkıntı çekmezsiniz. Zaten PTT her yerde var neredeyse. Neyse ben hesabı açmak için neler gerekti ondan da bahsedeyim. Annemle babamla gittim. İki veli istiyor. Arkadaşlar tek veli olmuyor. İki veli istiyor ondan da bahsedeyim. Ondan sonra iki veli istedi. Annemle babamla gittim. Benim bir işime kalma yani ben nasıl alsam yani ben bir şey yapmadım imza falan atmadım sadece annem babam attı ben öyle oturdum şubede bekledim böyle yani ondan sonra hesap açıldım mobil bankayı da onlar açmadan ben kendim açtım FIBA anahtarı ile bana bir FIBA anahtarı verdiler yani FIBA anahtarı verilir mi istediler işte kelimelerden oluşan bir gizli kelime yani harflerden oluşan bir gizli kelime. Bu kelime ne işliyor? Şifrenizi unutursanız veya yenilerseniz bu şey yarıyor işte. Ondan sonra işte ben FIBA anahtarımla girdim. Hesabı açtım mobil bankayı. Şube bana dedi ki mobil banka açılıyor havale efeti olmuyor kart başvurusu yapabiliyorsun oradan dedi ama şube zaten benim adıma şubeden direkt kart başvurusu yaptı bekliyorum şu an hızlı kart olarak geçiyor size de mobil bankada hangi özellikler var ona bahsedeyim havale efeti yapabiliyorsunuz ona da bahsedeyim. Yani havale efekti yapılıyor. Bana şube dedi ki yapılmıyor ama yapılıyor. Fest yapılmıyor. Hatta şöyle göstereyim. Bakın. Para transferi fest dediğimizde bu işlem için yetkiniz bulunmamaktadır diyor. Tamam. Bakın ona sonra ürünler diyoruz. Mesela ürünlerden hesaplar dedik arkadaşlar. Bakın buradan hesaplarımı seçiyorum. Burada hesap hareketleri var. Bakın. Burada yaptığım... Eee işte para transferini görebiliyorsunuz. Farklı bankalara, olsa ondan sonra aynı bankalara burada aynı banka yapmadım, hep EFT yaptım. Bakın burada da gözüküyor. Yani hep EFT EFT EFT. Fest. Yani festi aldım, EFT yaptım. Yani havale EFT oluyor. Ona bastım. Ücretsiz bu arada. Bu çok güzel bir özellik. 18 yaş 6 fest açılmıyor. Sizin şubeniz açabilir. Ama çok saçma olmuş. Yani havale EFT e açılırken festin açılmaması çok saçma. Ben internet şubesinden girdim. işlem yetki kısıtlamasından da festi falan her şeyi açtım. Yani her şey tam yapmam gerekirken yapılmıyor. 18 yaş 6 olduğum için ona da bahsedeyim. Müşteri temsilcisinden bahsedeyim. Müşteri iletişim merkezi gerçekten bayağı ilgiliydiler. Yani mesela ben işlem yaparken mesela Akbank'ta direkt şubeyi çağırıyorlar. Yani ama bunda öyle değiller. Bunda mesela direkt işlemimi görmeye çalışıyorlar. Mesela banka kartı başvuracağım. Direkt çok ilgiler gerçekten. 18 yaş altıda, 18 yaş üstü çok ilgililer. Yani ben bunu bayağı beğendim bu özelliğini. İş bankası PTT ATM'lerden ücret kesilmesi ayrı bir güzellik. Tabi bunun bir sınırı var. PTT'de aylık 5 defaya mahsus. İş bankasından limit yok. Yani ona da bahsedeyim arkadaşlar. Bu arada TL hesabı sadece siz döviz hesaplarını ücret alıyor. Yani döviz derken döviz yatırmada ondan da bahsedeyim FİBA Banka'nın ya yani döviz için açmayın bence yani şöyle anlatayım döviz için 18.6 açmanıza gerek yok normal TL hesabı açın daha iyi Çünkü döviz de yapamıyorsunuz yani döviz FX Fibo Banka neydi onun ismi FX yapamıyorsunuz çok saçma bir özellik yani neden kısıtlamışlar bilmiyorum yani arkadaşlar ben mesela dolar hesabını mobilden açtım Buradan işte hesap hareketleri gözüküyor. Yani arkadaşlar işte burada havale, fete vesaire vesaire yapabiliyorum. Kartlara gelecek olursak kart şu an gelmedi. Gelince videosunu da çekeceğim zaten. Bakın, kartlara tıklıyorum. Bakın. Burada bir üsteşek çıkıyor ya. Banka kartlarına tıklıyorum. Bakın. İşlem için yetkiniz bulunmamaktadır. Yani banka kartımı görüntüleyemiyorum. Kart şifre işlemleri diyorum bakın kartım yok gözükmüyor bu çok büyük bir sıkıntı kampanyalara gelecek olursak da firma bankanın hiçbir kampanyası yok buradaki kampanyalarda buna kredi ve taksit özelliklerinden bahsetmiş ondan da bahsedeyim burada işte gelirler giderler diyor burada ürünlerden kartlar krediler vesaire var da hesaplara sadece tıklayabiliyorsunuz kartlardan tıkladığınızda olmuyor bu arada hızlı kart basılıyor, eski kart basılmıyor. Artık eski kart basılıyor. Artık master kartlar, çip temaslı master kartlar basılıyor. Ona da bahsedeyim. Arkadaşlar bu kartta mesela internet bankacılığın sizi şu biz açabilir, açmayabilir. ona da bahsedeyim. Ya sormadım. Ama yani her yaşa açarlar arkadaşlar. Çünkü iki, iki tane veli istiyor. Ya yani 12 yaş üzeri açabilirler sizlere. Ona da bahsedeyim. Yani yaş sınırında o kadar bir tereddüt etmeyin. Şubenize sorun isterseniz. Yani şubeniz en mantıklı, en doğru cevabı şube verir. Çünkü şube hesabı açıyor. Hesabı açacağınız şubeye sorun. Zaten şubeler daha çok genel merkezlerde, yani şehir merkezlerinde oluyor. O yüzden şubenize bir danışın. Yani deyin ki havale FT var mı? Mobil banka var mı? Mobil bankayı zaten eğer e, fibo anahtar aldıysanız açabiliyorsunuz. Ondan da bahsedeyim. FIBA anahtarınız olması gerekiyor sadece. E, bana şube açmadım. Ben kendi başıma açtım. Aynı vakıf katılım gibi. Ee, Kuvvet Türk'te de kendi başıma açmıştım. O yüzden yani bankanın şimdi artların eksilere gelecek olursak diyelim açtınız artıları havale EFED ücreti almıyor ATM'lerde sıkıntı yaşamıyorsunuz Ondan sonra bu kadar yani başka aklıma bir şey gelmiyor kartın görünüşü güzel yani bu sayılır mı bilmiyorum ama Eksi yanları kampanya yok para transferinde Tamam güzel havale EFT ücreti yok ama para transferi yok havale. EFT biliyorsunuz ama havale yapmanız daha iyi. Mesela ben EFT yapabiliyorum ama 5'ten sonra yapamıyorum. Bu da öyle bir saçmalık. Öyle bir saçmalık var. Eksiyanlardan birisi para transferini minimum 5 TL para transferi yapabiliyorsunuz. O da saçma. Yani gerçekten olmaması gereken bir şey yani hani tamam. Zaten para transferi daha çok 5 lira 10 lira en az oluyor da. Yani en azından mesela 1 lira göndereceğiz arkadaşımıza e, ee, 1 lira gönderemeyeceğiz mesela. Zaten 1 lira göndermek ya yani Tosa'dan gönderildi, Popara'dan gönderildi de. Hani en azından sınır olması gayet güzel olurdu. Ona da bahsedeyim. Yani kredi kartı alamıyorsunuz. 18 yaş altı. Zaten hiçbir banka vermiyor. Asıl kart olarak çalışmıyorsanız. Ya yani çalışıyorsanız verir. Ek kart hariç. Ek kart her banka veriyor. Ona da bahsedeyim. Buradan işlemlerden bakalım. Başka hesaba transfer var. Fatura ödeme var. Kredi kartı borç ödeme var. Burada işte Diğer şeyler var. mesela yatırma tıkladığınızda burada bir sürü işlem çıkıyor. Hiçbirinde ama yapamıyorsunuz. ona da bahsedeyim. Buradan yüklensin. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kiraz hesap diye bir şey var. Bu hesap mesela vadeli hesap yani. Vadeli hesabı size önermem. Yani Fibu Banka'dan. Bana dediler ki kiraz hesap istiyor musunuz? Ben istemedim. Yani normal vadesi olsun. Çünkü vadeli hesaplarda mesela para transferi o kadar şey değil. Mesela vadeli, vadeli hesaplarda o kadar işlem yok. Ondan bahsetmeye çalışıyorum. E, vadeli hesaplarda neredeyse her işlem yapabilirsiniz ama vadelerde o kadar işlem yapılmıyor mesela. Yani o yüzden vadeli satışın daha iyi. Yani en azından kendi paranızı kullanmış olursunuz. Yani Öyle arkadaşlar ben vadesi açtım. Siz oradan dolar falan da açabiliyorsunuz. Ben mobilden açtım. Vadesi açtıktan sonra TL şube açtı. Dolar falan bunları ben kendim açtım. Ona da bahsedeyim. Bu arada bu döviz transferini asla şunu yapmayın. Euro para gönder kısmına tıklayın veya dolar. Yani döviz transfer yapmayın. Çok fazla para kesiyor. Aşırı derecede para kesiyor. Eğer yüklü miktarda dolarınız varsa diyelim 1000 dolarınız var. O zaman göndermeniz mantıklı. Ama 10 dolarınız varsa göndermeyin çünkü çok fazla ücret kesintisi yapıyor. O yüzden zaten ücret kesintisini seçiyorsunuz işte. Karşı bankamı ödesin yoksa alıcı bank yani alıcı bankamı gönderici bankamı ödesin ne seçebiliyorsunuz da. Yani yine de çok kesiyor. Ondan da E, O yüzden döviz transferini yaparken şöyle yapın. Eğer size döviz hesabı açılı ya yani döviz işlemler açılısa döviz alın. Ondan sonra bu dövizi TL'ye çevirin. TL'den de havale yapın birisine. O da arkadaşınız. yani o da döviz yapacak ya. O da gitsin kendi bankasından döviz alsın o TL hesabıyla. Öyle yapın daha iyi. Ve bunu hafta içi yapın. Hafta sonu döviz e, bozdurmalarda çok fazla kur farkı oluyor. Yaklaşık mesela dolar buçuk Normalde 9 TL'den nerede sanırım 8 lira 90 kuruştan alınıyor mesela. Ama mesela bunu ne yapıyorlar? Yani mesela müşteri 8 lira 90 kuruştan satın alıyor ama hafta sonları mesela 9 lira kadar fırlıyor. Yani mesela 9 9 lira 10 kuruş, 9 lira 20 kuruş falan fırlıyor. Şu an öyle değil. Şu an 20 30 kuruş falan fırlıyor. Ee, mesela işte ne bileyim bozdurmada e, dolar mesela 8.5 diyelim. Bozduruyorsunuz ama size diyor ki 8 lira vereceğim. Mesela çok a nasıl alsam? Çok az kar ediyorsunuz. Hatta zarar ediyorsunuz. O yüzden bozdururken hafta içini beklemenizi öneririm. Yani mesai saatlerini Mesai saatlerini beklerseniz daha iyi. Hani en azından paranıza o kadar eksilmemez. Direkt ne kadar nakitse direkt o kadar oluyor. Ona da bahsedeyim. Video bu kadardı. Görüşmek üzere.